Merhaba arkadaşlar, yine bir vlogla karşınızdayız. Bu sefer bir havuza gireceğiz, villada yüzeceğiz falanlar filanlar. Küçük bir iki günlük kaçamağımız olacak. İki günlük dediğime bakmayın arkadaşlar, şuraları göstermek istiyorum size. Bakın, şura, şura. Bunlar sadece yiyeceklerimiz. Ondan sonra işte, güya işte tatile gidiyoruz yani iki günlük. Bak şimdi bak, 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 bak. Bak, iki günlük ya. Daha bir daha şu park yatağı şey yapacağız. Aşkım, iki günlüğüne gidip ondan sonra geri dönene kadar kafayı yeriz, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama bunları almak zorundayız yani. Yani evet, çocuklu olunca böyle arkadaşlar. Evet. Evet, yolda biraz çekeriz. Ondan sonra gittiğimiz villayı çekeriz. Ben de çok merak ediyorum. Instagram'dan görmüştüm, bayağı güzeldi. Bakalım real olarak gittiğimizde ne kadar güzel olduğunu yüzerken ve villanın içini sizlere göstereceğiz değil mi babacığım? Bu yaz böyle bol bol gezelim, tatil villa çekelim mi aşkım? Evet, sizlere vlog yapacağız arkadaşlar. Bol bol vlog gelecek. Eğer seviyorsanız bu tarz videoları da altta yorumlarda belirtirseniz ve ne vloglarını çekmemizi isterseniz de onları biz çekeriz. Allah'ım şuna bir bakar mısın lan, bunları iki günde kim yiyecek? Bu arada yakın zamanda yemek vlogları da yapacağız. Mesela diyelim ki Edirne ciğeri, biliyorsunuz tava ciğer. Ciğer yemeye Edirne'ye gideceğiz, böyle atlayacağız, hop gideceğiz falan. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Rol mü çalıyorsun sen? Neyse, o zaman yolculuğumuz başlasın. Okuldan çıktıktan sonra geldiğimiz için mecbur geç gelmek zorunda kaldık. Şuralar hep dağ. Tabii şimdi belli olmuyor ama gündüz gözüyle muhtemelen çok daha güzel gözükecek. Şimdi şöyle bir minik bir gece turu yaptırayım size arkadaşlar. Gündüz bütün odaları göstereceğim. Şurada şezlonglarımız falan filanlarımız var böyle. Eve girmeyeyim ya. Gündüz gözüyle daha güzel göstereyim. Neyse, bugünlük bu kadar yeter. Gece gece şu havuza girsem mi? Ha? Günaydın. Fede kalktı. Şu anda saat 7:30 ama biz kaçtı kalktığımızda? Deniz. Altı buçuktu kalktığımızda. Değil mi? Günaydın. De. Ne yerim seni? Arkadaşlar, çocuklar jacuzziye girdiler sabah. Buradan manzarayı bir görün. Seslerini duyuyor musunuz? Nasıl güzel bir ortam. Nasıl güzel bir sessizlik. Günaydın. Yusuf da kalkmış mı? Günaydın. Günaydın çocuklar. Söyle. Bu eskiden bir evdi. Hani biraz bir şeyler koymuşlar. İşte bir otel gibi bir yer yapmışlar. Evet, doğru söylüyorsun. Burası bir evmiş. Bir de bir şey diyeyim. Bu sesleri ne kadar güzel. Evet, çok güzel. Sen eve gidiyor musun? Eve gidiyor musun? Eve gidiyor musun sen?
Hani güzeldi su? Anne çok sıvı. Hani iyiydi su? Annem o zaman alışmıştı. Bence kendini bir anda bırakmasın suyun içine. Çıkarsın biraz soğuk gelin güzel. Anne! Anne koltuk altlarım. Şurası kaldığımız yerin çatısı. Şuradan yol devam ediyor. Hadi. Önce şimdi bir kurbağa et, bir kurbağa kıl. Dün gece Efe uyandı. Tabii yer yabancı olduğu için birazcık böyle bir korktu gibi. Emrah da yanına gitti. Odada tek başına kalmasın diye Emrah dün gece Efe ile uyudu. Şu anda uyuyor. Bakayım saat tam 8:05 geçiyor. Kalkması lazım. Deniz'e ona vereceğim. Biz de kankişimle kahvaltı hazırlayacağız. Güne erken başlamak lazım. Çünkü sadece bugünümüz var. Yarın gidiyoruz. Ah, geğirdi. Koş! Kalk! Kalk koş! Al bebeğini. Al çocuğunu. Ben kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Oğlum. Tükür babanın yüzüne. Tükür babanın yüzüne. Çık babanın sırtına. Uyandır babanı. Adam kalkmıyor. Kalkmıyor. Deneyelim belki uyur. Aslında şu anda Deniz'in uyuması da lazım. Uyuyacak mı? Hı? Uyuyacak mı? Evet, Gönül sabah bir şeyler çekmiş ama şöyle ben size bir ev turu yaptırayım arkadaşlar. Evimiz şöyle dört tarafı tamamen dağlar ama yemyeşil dağlarla çevrili mükemmel bir lambiri ev. Çocuklar burada yüzüyorlar. Böyle bir bahçesi var. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, dağı var. Böyle mükemmel bir manzaramız var. Burası biraz yüksek. Korkuyorum, o yüzden çok yaklaşamıyorum.
Ama şuranın manzarası efso. Evet. Alt katı bitirdik. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Ev o kadar büyük ki. Yani kaç tane oda var? 6 tane oda var. Şu odanın bir tanesi şöyle. Şu oda. Mesela gündüz yatmak istiyorsunuz, ışık gelmesini istiyorsunuz, ışıksız oda diye geçiyor bunlar. Bunlar ışıklı odalar. Orada bebiş uyuyor, dur bir saniye. Bebeğinin bir sürü mayosu var. Adam kilotla yüzüyor. Evet, şimdi 3 deyince beraber atlayacağız, tamam mı? Tamam. 1 2 4 5 Oğlum 3 demedim ki. Ya baba. Tamam hadi tamam. 3 diyeceğim. Bu sefer 1 2'den sonra 3 diyeceğim hadi. Ben de atlayacağım dedim. Tamam, koş sen de hadi. Ama biraz daha kenara gelin oğlum, oradan atlarken düşersiniz. Tam kenara gelin. Üçünüz aynı anda. Ha, aynı anda. Aynı anda. Aranızda boşluk olsun. Tamam, aranızda biraz boşluk olsun ama tam kenarda durun da birbirinize çarpmayın ha. Bir, iki, zıpla. Yusuf. Oğlum sen nasıl bir düzenbazcısın ya. Aynı babasının oğlu ya. Evet, bugün gidiyoruz arkadaşlar. Şu manzaraya son kez bir daha bakalım. Kahvaltımızı falan yaptık. Şimdi size şunu göstereceğim. Bu çocuklar akıl almaz arkadaşlar. Akıllanmaz. Aa, şimdi şu bak, şurada 3 tane velet var. İçlerinden bir tanesi bizim velet. Bebe dün cayır cayır yana yana acıdan uyuyamadı. Sırtım yandı, oram yandı, buram yandı diye. Ondan sonra sabah kalkmış, ben yine yüzeceğim diye suya yine girdi. Şimdi güneş kremi falan aldık, yüzecek ama bakalım inşallah akşam yine aynı sorunları yaşamaz. Özgür Efe, dün acıdan uyuyamıyordun biliyorsun değil mi? Özgür Efe. Lan fok balığı. Özgür baban, baban. Baban. Dün acıdan uyuyamıyordun biliyorsun değil mi? Evet. Yine aynısı olursa? Olmayın, olmayın. Artık biz güneş kremi sürdük. Güneş kremi sürdünüz. Hadi bir yüz gel bakayım buraya doğru. 3, 2, 1 yapıştır. Vay koçlara bak hele, vay 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 vay. Aslanlarım benim be. Evet, her güzel şeyin sonu gibi bunun da bir sonu vardı. Evet, nasıl geçti gençler? Aa, evet çok güzeldi, doyamadım ya. Evet, gel gel. Gel. Özgür Efe, Özgür Efe'nin de şeylerini alalım. Nasıldı Özgür Efe? İyiydi. Çok güzeldi. Yani hakikaten burada Özgür Efe tabii biraz yandı. Dün biraz sıkıntılı geçti. Güneş kremini gönül getirmiş ama biz sürmeyi unuttuk. O da sabah 8'inden akşamın 6'sına kadar havuzdan çıkmayınca istakoz gibi kavruldu değil mi babacığım? Ay evet. Ama şimdi iyisin değil mi babacığım? İyiyim. Kurban olsun baban sana. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Gönül Hanım? Yok, bu tatil tamamda kaldı gerçekten. İnşallah tekrar geliriz diyorum. Üzülerek videoyu bitiriyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu tarz tatil vlogları gelsin isterseniz arkadaşlar. Gittiğimiz her yeri sizler için paylaşacağız. Özgür Efe, son söz senin, hadi bakalım. Ne demek istersin? Güneş kremi sürmeden güneşe çıkmayın arkadaşlar. Evet, iç ses olarak Gönül ona söyledi. Güneş kremi sürmeden bu tarz şeyleri yapmayın. Gidiyor. Hadi bay bay. Ha, söyle babacığım. Şimdi girmedim ben. Güneş kremi sürmediğim için, öyle bir acı çektiğim için salatalık koyduk bir şey olmadı. Havlu koyduk bir şey olmadı.
sabaha kadar canın yandı değil mi? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.